Peki montaj ortamında bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Bu özelliği nasıl kullanıyoruz? Şimdi montaj alanında hepimizin de Murat Bey de az önce söyledi. En azından duyduğu ya da kullandığı aktif olarak bu model ağacında level of detail diye bulunan bir alan vardı. Montaj basitleştirmemizi, farklı montaj görünümlerini, bu gibi detayları almak istiyorsak ya da müşteriye gönderilecek tarzda detayları kaldırmak istediğimizde dışarıya aktaracaksak bunları kullanıyorduk. Gerçi dışarıya aktarımda Shrink Wrap'i daha çok kullanıyorduk. İçeride tutacaksak Level of Detail mantığını kullanıyorduk. Mesela civata bağlantılı bir montajınız varsa bunu analize sokacaksam ve civata alanını görmek istemiyorsam otomatik olarak bağlantı elemanlarını gizle deyip Level of Detail'da böyle bir seçeneğimiz vardı bizim. Farklı bir görünüm oluşturup onunla analize devam edebiliyordum. O yüzden montaj mantığında bu level of detail'da kullananlar bu özelliğe çok daha kolay adapte olacaklardır. Hem parkta hem de montaj alanında. Sesle ilgili şimdi bir question alanından geri dönüş aldım. Sesim iletiliyor mu? Bir teknik bir sıkıntı olmasın. Evet, geldiğini görüyorum. Tamamdır. Süper. Devam edebiliriz o zaman. Şimdi montaj dosyalarında biz modeli üretime gönderirken BOM list ile gönderiyoruz. Nedir bu BOM list? Bill of Material dediğimiz parçanın adı, stok numarası ya da montajda kaç adet bulunduğu gibi detayları barındıran bir tablo aslında bu. Biz bu tabloyu modeli kurgularken içerisine verileri girerek hazırlıyoruz aslında. Buradaki özellik de modelleme aşamasında varyasyonlarınızı montajda kullanıyorsak onları BOM liste güncellediğimizde otomatik olarak teknik resimdeki tabloya da yansıması. Amacımız bu. Ve bunu model üzerinde BOM liste kullandığımızda bir balonlarla gösterim yapıyoruz. Burada balon içeriklerinde de otomatik olarak güncellenmesi kullanıcı açısından modeli hakimiyeti arttırıyor ve kafa karışıklığını da ortadan kaldırıyor aslında. Çünkü biliyoruz ürünü ne kadar kusursuz tasarlarsak tasarlayalım, dokümantasyona geçtiğimizde doğru bir veri veremezsek karşıya modeli doğru üretilmesini bekleyemeyiz biz de. O yüzden model ile dokümantasyon arasındaki bu otomatik güncelleme işlemi kusursuz modellerin kusursuz dokümanları demek oluyor. Part dosyalarında olduğu gibi montaj dosyalarınızda da modellerinizi ürün ağacı altında görüntüleyebiliyorsunuz. Bazen bir montaj aşamasında belki bu model state alanında daha çok kullanılıyor olabilir. Çünkü dediğim gibi bazen montaj alanlarında ürünün birkaç farklı halini deneme yapmak isteyebilirsiniz. Modellerinizi oluştururken isterseniz dışarıdan bir Excel verisi de alabilirsiniz. Yani sizin belirli parametreleriniz vardır. İşte uzunluk, genişlik gibi. Bu parametrelere Excel içerisinde bir değer tanımlayarak otomatik olarak o değerliklerle de yeni model oluşturmamızı sağlayabilirsiniz. Burada aslında parametrik çalışmamızın önemini de söyleyebiliriz. Bu hem montaj ortamında hem de part ortamında önümüze çıkabilecek bir etken çünkü. Model oluşturduktan sonra artık yapacağımız işlemler ürünün ID'sini değiştirmek. Bu sayede yine tek dosya ortamı içerisinde birden fazla montaj görünümü elde etmiş olduk. Az önce de bahsettiğim gibi burada videoda da gördüğünüz teknik resim ortamına geçtiğimizde bir bileşenin her bir örneğinin o bileşene özgü bilgilerle etiketlenmesini sağlamış oluyoruz.